Yaklaşık 325 bin kişinin izlediği efsanevi Cry of Fear Speedrun. Evet sevgili dostlar, yine bugün çok özel bir videoyla da karşınızdayım. Evet abi, Cry of Fear Dünya Speedrun birincisini izleyeceğiz ve 48 dakikada bitirilmiş. Bu oyun biliyorsunuz efsanevi bir korku oyunu ve bildiğim kadarıyla 8-9 saatlik uzun bir oyun arkadaşlar. Ve bu adam bu oyunu 48 dakika 11 saniyede bitirmiş. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Like'larınız, abonelikleriniz ve yorumlarınız çok değerli ve çok önemli benim için sevgili dostlar. Bu arada koltuk sponsorumuz Zio Gaming'e çok teşekkür ediyorum. Bana koltuk yollamışlardı ve sizler de arkadaşlar ziogaming.com'a giderek burada muhteşem koltuklara sahip olabilirsiniz. Kendiniz dizayn edebiliyorsunuz koltuklara. Mükemmel seçenekler sizlere sunuyor. Bu arada bir koltuk satın alırken arkadaşlar Tayfun Erkan referans indirim kodunu kullanırsanız %10'luk bir indirime sahip olacaksınız. Bakın burada istediğiniz dizaynı yapabiliyorsunuz. Detaylar ziogaming.com'da. Evet abi, lafı fazla uzatmadan speedrun'a geçiyoruz. Başladık. Sol üstte bakın süre var. Yalnız bu oyun ne korkutucuydu be. Aşırı korku. Özellikle bu sahneler. Derken adam yani uçurtma gibi gidiyor şu an. Abi çok fenaydı buralar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Adam bayağı yürek yemiş gibi gidiyor. Burada bir şey çıkıyor değil mi? Bura çok fena baba ya. 23 saniye bu arada arkadaşlar, hoşuma giderse ben de Cry of Fear Speedrun'da yapmak istiyorum. Yorumlarda yazın istiyor musunuz? Sizler de isterseniz yapabilirim. Bu arada bundan ne oluyor oğlum? Lan! Kitap falan al. Bir dakika, bu kapılar kapalı değil miydi lan? Ya 2 sene önce bitirmiştim arkadaşlar, ben pandemi döneminde bitirdiğim için. Ne oluyor oğlum? Şu an eline kitapla gidiyor. Kitapta bir glitch mi var acaba? Ya da... Oha. Bu arada Half-Life'ın motoruyla yapıldığı için arkadaşlar bunny falan yapıyor. Abi ben bunu korkudan oynayamam bu arada. Oyun korkunç yani. Eski olmasına bakmayın. Okey. Burada notlara bakıyor. Yani buradaki notlarla bilgisayar var şurada. Şeylere girecek. Onu yapması gerekiyor çünkü random değişiyor diye hatırlıyorum ben. Aynen. Oo, bayağı ha, kitap uçurtma olarak kullanıyor. Belki de öyledir. Evet, hızlı bir şekilde giriyor. Jill David, hatırlıyorum burayı ya. Resident Evil'daki Jill diyordum sürekli buraya. Ne oluyor oğlum, hareketlere bak. Evet abi, kitap bunu uçuruyor bayağı. Kitap sayesinde gidiyor. Bakın düşmanlara karşı neler yapacak onu merak ediyorum. Şu an 1 dakika 47 saniye. Uy. Okey. Sağ üstte de staminası var. Health'i var arkadaşlar. Arayüzü koymuş oraya kendisi. Ne oldu la? Notlara girip buraya geldi. Yolu kısalttı. Değil mi? Yolu kısaltmış olmalı yani. Bu ne abi? Çok iyi. Dur bakayım. Okey, burada düşmanlar çıkmaya... Ne oldu la? Ulan kitaptan ateş çıkıyor. Bu New Game Plus falan mı oynuyor? Anlamadım ki. Arkadaşlar beni lütfen aydınlatın yorumlarda. Şu an ne oldu yani? Bu ne oğlum? Yakıp yakıp duruyor reis. Baba bu oyunu sen bir de nasıl ezberledin be? Çok koridor var, çok açık alanlar var. Aha, tırmanma yerleri. Oo. Ay buraya 2 saatte tırmanamıyordum. Adam direkt geçti ya. Ara saniyede geçti. Yukarı çıkıp kapıya girdi. Ne oluyor? Üst kata falan çıktı. Baba ne izliyoruz yine? Başladım yine söylemeye yani. Hı? Kaldı şu an, durdu. 3 dakika 12 saniyede kaldı. Herhalde tuvalete mi gidecek? Evet arkadaş bekledi. Bir işini gördü kral herhalde. Ay şu karılar deli ediyordu beni ya. Ağlama sesleri falan geliyor ya. E arkadaş, o zaman hep bunu böyle bitirecek. Bu kitap nasıl alınıyor arkadaşlar, gerçekten bilmiyorum. Glitch galiba. Kadının üstüne uçtu. Bu ne abi?
Peki merdivenlerden. Şimdi bunun alternatif versiyonları var tabii. Oraları da yapması lazım. 3 dakika 50 saniye. Yükleme ekranı. What the hell is this? Dur bakayım. Tamam, merdivenden gidiyor. Güzel. Devam ediyor merdivenden. Baba nasıl gidiyorum böyle ya? Çok kaymak gibi gidiyor valla. Bu arada staminadan da biraz yiyormuş. Yani bayağı yiyormuş hatta. Onu iyi ayarlaması lazım. Bak evet. Boss bitti. Boss bitti. Boss'u yaktı bitti. Boss'u yaktı bitti baba. Boss falan ortalıkta kalmadı yani. Aha. Oy, örümcek abiler gel. Tabii yani şimdi şırıngada kullanması lazım ama çok şırıngada kullanmadı yani. Sağlık konusunda da iyi. Şu an chapter 2'de. Evet. Oo, testereli abi vardı burada. Dur bakayım ne olacak. Aslında yaksa hemen öldürse değil mi? Daha mantıklı geliyor bana ama bilemedim. Yakmadı yani, öyle bir şey yapma gereksin. Oo. Bura çok kötü ya. Oynadıkça şimdi hatırlıyorum buraları falan. Bir anda jumpscare yapıyor ya. Çok jumpscare çok fazla oyunun. Okey. Oy. Güzel. 5 dakika 17 saniyede ikinci chapter'ın sonlarına doğru gitmeye çalışıyor şu an. Abi iyi sıyrılıyor bu arada. Bayağı iyi sıyrılıyor. Ya arkadaşlar burada Cryofear'ın speedrunları falan bayağı izleniyor. Ben dedim, o yüzden aklıma geldi. Ve yorumlarda sürekli diyordunuz Cryofear speedrun videosu gelecek mi diye. Önce bir tepki videosu yapalım. Sonra ne? Şu olayı yaptıktan sonra merak ediyorum, ben de deneyeceğim. Bayağı iyi geçti kral. Ay buralar çok karma karışıktı ya. Peki yakma gereksinimi duydu. Oo, şifreye giriyor. Giriyor mu? Girdi. Adam bayağı bir denedi bu arada. Tamam. Götünde alev fışkırdı şu. Güzel. E baba ben bunu alayım, ben de speedrun yaparım. Yani falan diyormuşum tabii ki de. 5 dakika sonra öldü. Oy oy, güzel çalım attı. Lighter aldı. Arkadan geliyorlar mıydı bunlar ya? Hatırlamıyorum. Bilmeyen arkadaşlara söyleyelim, bu Half-Life mod motoruyla yapılmış. Daha doğrusu modu değil mi arkadaşlar? Moduyla yapılan bir mod. Nasıl söyledim bilmiyorum ama öyle yani. Bir anda uçup kapının önünde direkt girmesi. Ne oluyor? Kafam algılamıyor. Şırıngı daldı. İhtiyacı olacak demek ki. Şu an ne uğraşıyor? Anlamadım. Sewer key girdi. Morfini daha yeni kullanıyor kral. Sağlığı azaldı çünkü yani. 7 dakika oldu. Vay be, 7 dakika geçti şimdiden. Aha, boss fight. Dur bakayım ne olacak. Maze. Güzel. E bitti. Bu ne lan? 2 valve çevirdi. Ulan ben çevirene kadar ölmüştüm oğlum orada. What the hell is going on? Evet arkadaşlar, kafayı yiyoruz ya. Bir tık kafamız gidiyor o izlerken. Oğlum bayağı uzunmuş oyun hakikaten ya. Gerçekten. Oo, burası çok fena. Burada böyle kapıların yerleri değişiyordu değil mi? Aynen. Tam bir aslında Silent Hill arkadaşlar. Silent Hill'ı bilenleriniz bilir. İlk 3 oyunu özellikle. Tam bir şu an alternatif evren ve kapılar değişiyor. Garip garip sesler geliyor. Silent Hill'dan çok esinlenmiş oyun. Zaten öyleydi yani. Okey, baniler başladı. Baniler başladı. Kola bak, kolun şeyi yok. Bilek kızımları yok. Oo! Aa, yerde eller var. Evet, chapter 3'e geldi. Yani gözümüzü açıyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, bitiyor abi. Gözümüzü kırpıyoruz ve gidiyor. Güzel. Animasyonlar da fena ha. Helal olsun lan, Half-Life motoruyla yapılmış bir oyun. Böyle animasyonlara sahip olması güzel.
Evet, bu şekilde Bunny. Bunny o kadar sağ stamina götürmüyor ya. Aslında Bunny de gidebilir yani. Yok, illa kitabı çıkaracak, tamam. Defter artık, not artık, ne bileyim. Lan adam kayboldu. Baga bak. Baga bak gibi şeyler oluşmaya başlamış olabilir. Garip bir şey oldu yani. Oy. Orada evet bir küçük bir yaratık çıkıyordu. Geçmemiz izin vermiyordu. Aynen bunlar. Adam bir anda geçti yani, hiç görmeden. Görmeden, yaratık bile görmedik. Ay bunlar çok iğrenç ya. Burası hastane bölümü değil mi? Galiba burası hastane bölümü. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Güzel. Yandan güzel. Chris Doge attı arkadaşlar. Chris Walker Doge'u geldi şu an. Evet. Garip sesler duyduk. Bunny Reis. Aa, peşimize takılıyor birisi burada. Evet. Yol uzun olduğunu şimdi fark ettim yani. Ve oradan da tabii koşturma sahnesi. Direkt bölümü yükledi. Ortadan müthiş geçti. Bunlar da headcrab'lere benziyor ama insan hali. Değişik gidiyor yani. Bir suyumdan içeyim. Bu ne oğlum? Abi çok maze gibi ya. Değil mi? Çok koridor yani. Güzel, kapıdan geçti. Bir şey aldı. Şırınga mı aldı? Yok. Fark edemedim. O kadar hızlı ki fark edemiyorum. Hadi lan. Güzel kankam. İyi hareketler yapıyor gerçekten. Oo, kestirmeler, soru işareti. Oo. Beğendim. Bunu beğendim ben. Ay burası işte arkadaşlar, ben 2-3 sene önce yayında oynarken burada takılmıştım. Çünkü burada bir puzzle vardı. Evet ya, park bölümü. Bu bölüm nefretimdi yani. Oynamak istemediğim kısımlardan bir tanesi. Bir daha. What? Ne? What dedin gülüm? Arkadaşlar kafam gitti benim. Şu an cümleleri kuramıyorum yani, hani düşünmeye çalışıyorum ama nasıl bir cümle kurabilirim? Geçti, o park bölümünü bitirdi yani. Ha, ara sahnesi takılmış arkadaşlar. Normalde arkada devam ediyormuş. Tamam tamam. Dedim ne oluyor la? Yani. Aha, kürek reis aldı. Spade. Oy oy oy, nasıl koşuyor baba, baba nasıl koşuyor? Zibidergan TV gibi. Ne oldu la? Kanka ne yaptın? Kürekle nasıl oo. Oğlum bu çok güçlüymüş. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Bana yazın çabuk şunu. Oyun başında bir glitch yapıyor galiba. Öyle o şekilde arıyoruz ama bir modlu da olabilir, bilmiyorum yani. Bir detaylı yazarsan sevinirim biliyorsanız. 12 dakika 40 saniye arkadaşlar. Chapter 3'teyiz. Ve kaç chapter'da hatırlamıyorum ama yakındır yani. Güzel. Böyle bir yukarı bakıyor falan, çıkıyor. Oy. Aa, çıkamadı. İlk sefer de hata yaptı galiba. Burada bir ara sahne giriyordu değil mi? Galiba burada. Bu nasıl bir boss fight oğlum? Abi adam hile kullanıyor. Abi hile, abi hile. Kanka ne diyorsun sen? Ufak bir takılma yaşadı orada. Çaktırmadan çaktır. Hadi gel, hadi görmedik. Hadi görmedik yaptıklarını. Şimdi okul galiba ya. Chapter 4. Drowned in sorrow. Oh my god. Drowned in sorrow arkadaşlar. 13 dakika 37 saniye. Chapter'a gel, kaç chapter acaba? 10 chapter vardır ya, öyle hatırlıyorum ben. Sonuçta 48 dakikada bitiriyor ve şu an 13 dakikadayız. Daha yani %15'i bitmiş lan. Okay. Nasıl giriyor abi? Error veriyor oyunda. Kendi bir şey yapıyor, giriyor abi yani.
Anlayamadım. Hani ilk kez speedrun'ı izlediğim için arkadaşlar şu an anlayamıyorum. Hani izleyenler varsa benim kafamdaki soru işaretlerini kaldırırsanız çok memnun olurum. İhtiyacım var şu an. Aha, silahlı abiler geldi. Burası galiba okul bölümü olmalı. Ya da hastane miydi? Hastane olmalı. Okul değil, hastane. 14 dakika 25 saniye. Evet, hastaneye doğru gidiyor. Güzel. Arkada sesler geliyor garip garip. Ha, koşturma sahnesini. Uzun yollar çıktı. Yine zıplamaya başladı. Testereli geliyordu değil mi? Resident Evil 4 çakması abi. Açıl. Şırınga. Ha, arada şırıngayı da kullanıyor ara sahneden geçerken. He. Mantıklı. Güzel. Güzel. Onu çözdüm. Bak onu çözdüm. Okey. Okey. Aha, sahil tarafına geldi. Burası nereye? Sağda böyle kaplamalar mı bok yoluna gidiyor? Anlamadım ama. Evet. Oy. Ha, burada parkur olayı var değil mi? Abi ne yapıyorsun? Süpermen misin oğlum? Nasıl hareketler bunlar? Başladık yine. Başladık yine. Evet, abimiz kutsal kitabı çıkardı. Defteri çıkar. Defter o ya. Kitap değil, defter işte. Aha, hastane bölümü işte, evet. En korkunç bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Felaket burası. Dur bakalım nasıl geçecek. 15 dakika 38 saniye. Oy, müzik falan veriyor. Tabii müziğe kadar bir sıkıntı olmuyor. Anahtarı aldı. Screwdriver'mış, pardon. Screwdriver. Oyun çok Silent Hill ya. Şimdi bir daha bir görünce böyle bir Silent Hill yani. Bayağı abi. Ha, fuse aldı. Şimdi karanlık oldu. Oy. Bura çok fena. Bura çok fena. Güzel. Classroom. Sınıf odası anahtarını aldı şimdi. Bu tipler neydi la? Okey, güzel zıplama hareketleri bunlar. Error limit script bilmem ne diyor ya. Item script. Fire exit key aldı. Çıkış kapısı. Yangın çıkış kapısı. Tamam. Aha, ablam. Uy. Kıçından bir tane vurdu. Şaplak attı bu arada. Oğlum baya yandan böyle şaplığa vurdu. Dedim eli öyle kalktı yani. Enteresan bir hareketti gerçekten. Evet. Yani hastane bölümü çok o kadar korkunç değilmiş. Ben şimdi oynasam altıma etmiştim yani. Ya grafiklerin çok önemi yok arkadaşlar korku oyunlarında. Ses, ses. Ses, atmosfer, müzikler, mekan tasarımları çok önemli. Yani tamam, grafikler de çok etkileyici olduğu zaman korkunç oluyor ama ben ne oyunlar gördüm ömrüm hayatımda. Grafikleri çok iyi olup da çöp oyunlar, korku oyunu adı altında çıkan. O yüzden ona çok takılmayın derim. Bence. Evet, 17 dakika 26 saniye. Abimiz kanalizasyondan gidiyor ve gidiyor ve gidiyor. Neredeyse yarısına doğru geliyoruz. Garip garip sesler duyuyoruz yine. Evet, geliyor yine. Bu abi geliyor yine, doğru. Testereli hiç. Yaratık bile görmüyoruz tabi. Sağlı sol. Oğlum sen nasıl ezberledin buraları ya? Baba ben yapamam gibi. Ben denerim arkadaşlar. Deneme speedrun'ı gelsin. Ya mesela şu zombiler niye silah kullanır? Uy, adam bayağı zarar gördü. Çabuk. Aa, bu Metroid'i biliyorum. Buralar da çok karışık. Buraları da çok karıştırıyorum yani. Açıkçası biraz fazla karıştırıyorum. Tamam. Bura bildiğin Silent Hill 3. Heather'la geldiğimiz yer. Oy. Evin yolunu tutacağız değil mi buradan? Oy, çok iyi. Arkada abi koşturuyor ve abimiz arkasına bakmadan, ardına bakmadan gidiyor. Sesler çok fena. Ses şov var oyunda yani. Glock aldı. Glock reis. O ne lan? Oğlum kadın bir an nude gördüm la. Öyle miydi bilmiyorum ama yani korkunçtu yani.
Bir anda tırstım. Speedrun izlerken tırstım abi. Güzel, yandaki karakterler var. Okey, güzel zıpladı. Vay be. Çok dar alanda biri çıkmadan ateş etmiyor arkadaşlar. Evet, metroya çalıştı. Oo. Kadın sen nereden çıktın ya? Koş koş koş, şimdi metroya mı binecek? Buradan evin yolunu mu tutuyorduk, ne yapıyorduk? Hatırlamıyorum yani. Oo. Adam sağlam sağlık gitti ama adamda sağlam sağlık gitti. Yardırıyor. 19.38 arkadaşlar, yarısına geldik. Vallahi yarısına geldik yani. Animasyonları var. Güzel. 20 dakika oldu artık. Arkada biri geliyor. Bunny yapıyor. Güzel. Bu animasyonlar da ne şeydir ama, yavaş değil mi? Speedrun'ı bayağı şey yapar. Pace'ini, yani akışını bozabilir. Adam en yavaş gittiği kısım orası yani adamın. Tekrar merdiven. Bunu dedikten sonra tekrar merdiven çıkması. Peki 20 dakika 18 saniye. Sevgili dostlar, ilk kez hayatım boyunca ilk kez Cry of Fear Speedrun'ı izliyorum. 200 sene önce bitirmişim dediğim gibi. Güzel bir tecrübe. Yanından geçiyor mu direkt? Aa, üstünden atlıyormuş. Okey. Yanından geçse de ölürsün muhtemelen ama o kadar dönmüyordu ya, neyse. Evet, kutsal defter geldi. Aha, buradan. Oo, ufak bir takıldı, ufak bir takıldı. Tamam. Ne oluyor oğlum? Önümü göremiyorum. Bir de videonun kalitesi 720p arkadaşlar da. Adamın kayıt aldığı video. O yüzden de biraz bulanık görünüyor bazı yerler. Ama sizde görünmez o kadar. A dead cat. Okey. Birazdan boss fight gelecekti galiba. Nedense öyle birisi. Oo, oha, o kadar yerden düşüyor. Yarı canım gitti. Ölmen lazım lan senin. Adam ölmedi. Adam hile abi. Burada bir elektrik çalıştırıyor. O kadar akıcı ki arkadaşlar ya. Zaman çabuk geçiyor yani izlerken, değil mi? Peki arkadaşlar, o zaman sorumu soruyorum. Buraya kadar izledim diyenler yazsın yorumlara. Buraya kadar izledim ve devam ediyorum diyenler özellikle yazsın ve devam edelim. Merak ediyorum kimler yazacak, kimler izliyor, çok merak ediyorum. Görüşleriniz benim için değerli. Çünkü yeni isimler, yeni simalar da görünce mutlu oluyor insan ya. Canımsınız. 100.000 abone az kaldı bu arada arkadaşlar, hazır merdivene çıkıyorken. 100.000 abone, 14.000 abone kaldı biliyor musunuz? Vay be. Bir olsak da yani, 11 yıldır YouTube'dayız, bir olalım. Her videoda da söylüyorum bunu. Ama... Peki. O yüzden de olursak mutlu olurum. 100.000 abone özelde bir video çekeceğim zaten kesinlikle. Yani 100.000 bir kere olacaksın yani hayatın boyunca. Aha. Tren geliyor. Adam tren bile umurumda değil. 22 dakika 20 saniye. Okey. Notları yine bir şeyler karıştırıyor orada. Kutsal defteri bıraktı. Follow the doctor. Doctor'ı nerede takip edeceğiz? Nerede ki? Tamam. İki tane fuse gerekiyormuş. O alan için. Bir sağda bir solda muhtemelen. Biri bir şey atıyor ha. Ya abi, bu yataktaki adamlar ne kadar iğrenç ya. Abi metroda, metronun üstünde böyle yatağını şey yapışmış biri sana ateş ediyor. Çok enteresan. Bunlar da Silent Hill 2'den alınma arkadaşlar. Bir tane boss fight var böyle çünkü. Anlayan anladı. Oy. Güzel yaktı. Burada bir silah vardı değil mi? Evet bak. Assault rifle var ama almayacak herhalde. Oğlum adamın elinde yani yakıcı var, direkt öldürüyor. Sen diyorsun Typhon assault rifle yani. Neyse, heyecanlandım sadece. Evet, bir daireye geldik böyle bir. 23 dakika 35 saniye. Ne oluyor la? Ne bağırıyorsun abla ya? O ne lan? Oo! Direkt eğildi ve
çok az zarar gördü. Güzel taktikmiş bu. Bayağı güzel taktikmiş. Evet, sağlık gitmedi. Evet, abiler yine kalkacak. Kanalizasyon pislikleri sizi. Güzel. Bunu da yaptı. Güzel baniliyor. Direkt yok etti. Evet, yine merdiven. Ne merdiven varmış oyunda ha. Vallahi. Acayip yani. Oğlum kaplamaları bir şey oluyor böyle bir sağa sola dönünce. Baksana bak yukarı bak görüyor musun? Baga bak baga bak oluyor yani. Bizim Outlast'te yaptığımız son kısımdaki mekanda. Bize selam çekiyor sanırım. Evet şimdi koşma simülasyonuna döndük. Bir şey söyleyeceğim. Adamın stamina gitmiyor arkadaşlar bunu yapınca. Şu an fark ettim onu. Evet abi koşma olayında mı? Yok ben zıplayınca da stamina gidiyor diye biliyorum. Bir yazsanız yorumlara. Ne oluyor lan şu an? Ne oldu oğlum? What the hell? Anlamadım. Kapı kilitli yerde durdu, bir şeyler yaptı ve kapıdan girdi yani. Oy yüzme efektlerine bak. Animasyonlara daha doğrusu. Evet abi bir geri geldi, ileri gitti tekrar. Öyle enteresan bir şey denedi. Bir şey mi aldı orada ya? Göremedim. Okey. Yalnız bu oyunu ezberlemek de çok zor iş ya. Bu ne yapıyor oğlum? Yukarı bakıp... Arkadaşlar yukarıdaki kapıyı açıyor abi. Evet ya. Çünkü onun üstünde bir kapı daha var. Oraya o şekilde giriyor adam. Bunu daha önce de söylemiştim ama şu an kesinlikle şu an hani onayladım yani bunu. Şu an böyle enteresan bir yerde hatırlıyorum burayı da. Burada böyle mindfuck olayları olacaktı böyle. Kafa şey edici. Abi bekliyor. Niye bekliyor bilmedim şu an. Bilemedim. Reis niye bekliyorsun ya? Süre gidiyor. Zip it. Kara gün. Evet. Extra meditation falan dedi. Bekledi. Yani. Ay bu ne la? Oğlum ben bunu hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben bunu hatırlamıyorum. O. Ne oldu la? Oha. O boss falan mıydı? Yo. Oğlum bir anda her şey yok oldu. Bir anda adam gitti aşağı düştü. O sekansı yok etti yani. Adam bayağı güzel taktik biliyormuş. Oo güzel zıpladı merdivene. Abi karma karışık ya. Yani bu oyunu ezberlemek, oynamak hızlı bir şekilde böyle bir oyun için çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Bir de eski mekanikler var ya. Oy. Güzel, güzel baniliyor. Bayağı iyi geldi. Abi Whistleblower'dan daha iyi çalışıyor. O kesin yani. Merdivenden çıkma şeyleri. Direkt nişan aldığın zaman oraya tutunması. Onları yapıyor yani bir şekilde. Oo kafa atıyor la. Oğlum öldürsene ne bekliyorsun? Ha yandan geçerim diye düşündü de geçemedi Kamil. Evet evet öyle bir şey düşündü de olmadı. 28 dakika oldu arkadaşlar. Artık sonlara doğru gidiyoruz. Vay be. Yani enteresan bir deneyim oluyor benim için de. Şırınga aldı. Oğlum bu binalar hep aynı gibi geliyor bana. Hep farklı binalar mı bunlar? Evet değil mi? Evet bu kaplamaları yok oğlum binanın. Çok kötü görünüyor bu arada. Okey. Aa geldiğimiz yer burası evet. Assault Rifle. Uy. Güzel sıyrıldı. Ufak bir takılma oldu. Arada minimal hatalar yapıyor. O da çok normal. Ona rağmen dünya birincisi olmuş. Bu herif o çok güzel sıyrıldı.
Oo, çok iyiydi bu. Çok hoşuma gitti bu. Acayip iyi bunny yaparak hepsinden sıyrılıp sonra direkt kapıyı açması çok hoşuma gitti. Bu tarz oyunların işte speedrunları çok hoşuma gidiyor. Hızlı ve seri ve akıcı. Ne olduğunu anlamayacaksın abi. Güzel. Önceden öldürdü ki sıkıntı olmasın. Ufak bir takılma yaşadı. Baba baba, görüyor musunuz? Ölmesini bekliyor ya da bilmiyorum. Biraz hafif böyle zaman kayıpları oluyor gibi. Hafiften de olsa. Evet, sağlık muhabbeti var şimdi. Stamina daha doğrusu. Ben bir de şeyi merak ettim. Silahlı bir şekilde ne kadar da speedrun yapılıyor? Hani normal silah böyle hiç gitmeden. Ben başta öyle zannetmiştim arkadaşlar da. Böyleymiş. Uy, etrafı aleve veriyor. Ha, fuse'ları takacak. Doğru, fuse almıştı. You got the fuse. Oo, bayağı düşman oluşmaya başladı şu an. Ama abimiz bayağı iyi hareketler yapıyor. Güzel. 30 dakika 21 saniye. Eğlenceliymiş. Bir anda döndü. Bu kapı da açılıyor. Bir bina daha abi. Defter bayağı uçurtuyor adamı ya. Baksana baba. Normal dediği hızlı gidiyor da defterle bayağı böyle. X2 hızı. 30 dakika 51 saniye. Güzel, bu kapı da açıldı. Şırıngaya bas kral, bas 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 bas. Yine kutsal defter açılıyor. Güzel. Şu abilerden çok korkuyordum ya. Okey, 31 dakika 12 saniye. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Ablanın seslere bak. Metro, ooo, tam oturdu bak. Dışına diye oturması çok tatlıydı. Aha, metroya geldi. Metro. Hop. Evet, şimdi bütün görevleri tamamladı mı? Oo, çok güzel sekti la. Çok güzel sekti yani. Top gibi sekti kral. Yani futbol topu yani. Anladın. Neyse ya, niye bunu söylüyorum ki, zaten öyle anladı insanlar. Evet. Abi şu an bunny yapmaya çalışıyor. Okey. Tak 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 tak. Nice. Güzel güzel hareketler, güzel. Gelişir. Gelişir. Adam gelişmiş zaten. Ha, trene bindi. Sledgehammer. Oh my, balyoz aldık. Balyoz reis. Güzel. Oyun şu an Condemned'a benzedi arkadaşlar. Benim YouTube'da ilk çektiğim videoydu. Eski kanalda. Ya yani YouTube'da yaptığım ilk video işte. 2013. 2013 yani. 11 yıl önce. Yani çoğu insan yokken biz bu işin içindeydik işte, ama 11 yılda böyleyiz. Evet, konular yine oralara gidiyor. Abi buralar ya, bildiğin Silent Hill baba, ama bu nasıl bir kafa ya? Oo, bak burada bunny'ler coşturacak şimdi. Bunny'ler coşacak. Oo! Aa, hata yaptı. Hata yaptı. Hata yaptı. İnanılmaz. Allah'tan autosave varmış bu arada ha. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir sonraki randa bunu yapsın, yine dünya birincisi. Gerçekten öyle. O da hiç beklemiyordu muhtemelen. Gerçekten o da hiç beklemiyordu yani. Çok komikti. Evet, odadan odaya girip abi bir bulmaca çözdük burada. Oy, kafalar iyi. Kafalar iyi. Kafalar iyi. 33 dakika 32 saniye. Bu adamın zaten psikolojik olarak sorunları vardı değil mi abi? Hikayede. Biz onun gözünden görüyoruz işte dünyaları. Güzel.
Güzel zıplıyor. Bak mesela diyorum ya arkadaşlar, oyun Silent Hill'a benziyor. Aslında direkt oyun Silent Hill aslında. Silent Hill'in FPS'i. Ama millet işte Silent Hill 1'i 3'ü oynamamış. 1. ve 3. oyunları. Aslında Cry of Fear Silent Hill'i aldığı için onları da oynasanız daha çok hoşunuza gider. 5. chapter, Leaving This For Good. 34 dakika oldu arkadaşlar. 5. chapter'a geldi. Muhtemelen 6-7 chapter sürüyor o zaman. Ne oldu orada? Biri mi geçti? Tekrar fuse aldı bu arada. Ne kadar çok fuse var oyunda. Okey. Kapıyı yandan girdi. Hop güm. Sağlık da o kadar az kalmış ki abi, gıdım. Aşağı baksanıza derken sağlık doldurdu. Pardon. 34-46. Evet, artık sonlara yaklaşıyoruz. Gerçekten sona yaklaşıyoruz yani. 10 dakikası falan kaldı. Bakalım neler yaşayacağız. Metroya bindi, trene bindi. Ve Hanson Square'dan gidiyor. Çok yoruldun kral. Evet, şimdi diğer kısımdayız. İyi ki durdurdun kral. Ben ne izledim abi? Oha. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey yaşamadım abi. Gerçekten yaşamadım. Çok komikti. Chapter 6, chapter 5 başlamadan bitti. It's not over yet, Snake. It's not over yet. Solid Snake. Metal Gear Solid. Öyle söyledim işte. Evet. Chapter 6, ha, burada tırmanma olayları var. Evet. Orman, orman bölümü. Ormandan kaçmanın yolunu bul. Ormandan kaçmanın yolunu bul abi. Baba, kaçmak değil, adam bildiğin bane atıyor ya. Oğlum bu kapıları falan nasıl görüyorsun sen? Sen nasıl ezberledin ya? Bu ne abi? Ben şu an kayboldum bile bak. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Bu ne baba? Güzel atıyor kendini bu arada, çok eğlenceli. Baksana, çok iyi. Orman da ne ormanmış ha. The Forest mübarek. Doorknob. Kapı kolu. Kapı kolu. 37 saniye, 37 dakika oldu. 37 saniye diyorum. 37 dakika oldu. Evet, odun aldık. Ne yapıyor la? Oo! Böyle bir şey yapıyor muyduk biz oyunda, yoksa biz bir şeyi bulup mu kesiyorduk? Bu ne oğlum? Oğlum çok eğlenceli la. Bu ne yaşadık biz? Abi burası daha korkunçmuş şu an, biliyor musun? Burası fenaymış yani. Bir hastane bölümü, bir de burası. Kendini zıplatıyor bu da. Hele 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 hele. Güzel denk geldi. Çok güzel denk geldi. Hele 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 hele. Ben bunu yaparken speedrun yaparsam, buraya kadar gelebilirsem. Ne oluyor la? Komikmiş bu. Bu enteresanmış arkadaşlar. Neyi bekliyor şu an? Ha, kapanmasını. Oğlum adam amuda kalkıp geliyor la. Oğlum çok eğlenceli ya. Adam amuda kalkıyor baba. Bro siz nasıl bir oyun yapmışsınız gerçekten? Evet. Doktor! Nereye gidiyorsun doktor?
38 dakika 40 saniye. Şimdi bu evde bir muhabbetler falan var galiba. Öyle bir şeyler var. Ne oluyor şu an? Ha. Burada sürekli kapı mapı açacak galiba. Ne yapıyor la bu? Ne yapıyorsun? Ha, aşağıdaki kapıyı oradan açıyor. Ya baba, üstten de aynı, aşağıdan da aynı ya. A, B, C, D bir şey yaptı, ne oluyor? Ne oluyor? Kafayı yedi oyun. Oyun kafayı yedi. 39 dakika 16 saniye. Kaldı son 8 dakika arkadaşlar. Merak ediyorum. Finale doğru gidiyoruz. Açarken not defteri bir de... Aa, defter almıyor. Defteri kayboldu. Defter şimdi fark ettim la. Adamın defteri kayboldu. Burası çok eğlenceli olacak. Silah da aldı. Ha, burayı hatırlıyorum lan. Doktorla konuşma muhabbeti. Evet, bir muhabbetler oldu arkadaşlar. Geçtim oraya. Direkt pacing'i bozmayalım o videonun. Ne oluyor yine ya? Oy! Evet, ilk defa kapışıyor şimdi abi ha. Kutsal defter olmayınca tabii. Ne oluyor? Belli bir süre mi lazım? Bu ne oğlum? PT mi bu? Bu bildiğin Silent Hill PT la. Uy, çok korkutucuymuş bu arada. Wow. Gerilimli gerilimli arkadaşlar. Oo, tüyler diken diken ama sadece tüyler değil derken adam da durdu benim benim konuşmamı bekliyordu sanki. Okay. Telefon numarası 17 39 7 kaçırdım. Meşgule mi alıyor? Çalıyor mu? Ne oluyor ya? CL Fov Multiplayer ne oluyor? Ara sahne var, geçiyorum buraya. Okey, geçtim. Oy. Bir tane vurdu sadece. Sadece vurdu. Sadece vurdu. Aha, mermi de var. Adamda biraz. Lan adamla vuruyor, çabuk gir. Oo. Güzel. Şırınga mırınga bir şeyler aldı. Ha, burada boss fight var. Burayı hatırlıyorum işte, çatı tarafı. Evet. Çatıda boss fight. Yes, doktorla. Sen öldün. Sen öldün. Dur bakayım nasıl oynayacak buraya. Hadi zıp it. Oha, böyle eğim alma var mıydı oyunda? Allah Allah. İki vuruşta bayağı sağlığı gitti la herifin. Oy. 41 dakika 39 saniye. Oh my dog. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Bu arada burada bitiyor diye biliyorum ben oyun. Ha, doktordan sonrası da varmış. Tamam, chapter 7. Ben hep burayı böyle hatırladım arkadaşlar. Burayı bitiriyoruz, bitiriyor falan kafasıydı. Değilmiş, değilmiş, tamam. Kafam gitti ya benim, yok. Ama keşke burada bitirilseydi bence ya. Sonuçta boss fight, doktoru öldürüyorum, bitiyor. Ha, bir daha ne uğraştıracağım değil mi? Yok, uğraştıracak. Okey, ormanda gezeriz. Bir tane orman şarkısı bulmak istiyorum şu an. Oo, günlük güneşlik olduk şu an. Oo. Oo, kayıyoruz şu an, kayıyoruz. Bota bindik, bota. Evet. Vay be. 42 dakika 29 saniye. Simon'du değil mi ismi? Simon yelkenleri çıkardı ve gidiyor. Yelkenleri. Evet, eve geldi. 43 dakika 46 saniye. Bu bizim ev mi acaba la? Oo. Bizim evde samaralar dolaşıyor ama. Okey. Şırınga aldı. Duvara sürtüyor. Oo, hiç ön... Evet, oradan kaçamazdı zaten yani, net.
Adamın 7 tane şırıngası varmış oğlum. İyi kurtarmış yani. Gerçekten. Evet, yüzüyoruz efendim. Yüzüyoruz. 44 dakika 18 saniye bitiyor oyun. Vay be, Cry of Fear de güzelmiş be. Tekrardan bakınca. Speedrun da eğlenceli gerçekten. Değil mi arkadaşlar? Burada beğeni atmadıysanız lütfen like'lamayı unutmayın videoyu. Bu video ön planı çıksın abi. Önemli benim için. Çünkü Cry of Fear Speedrun'ı deneyeceğim hani. Eğer siz ilgi gösterirsiniz bu videoya. Hani moralim yükselir ve daha çok heveslenirim yapmaya. Evet. Nereye geliyoruz? Ne yapıyoruz oğlum? Evden çıktık. Kanalizasyonda yüzdük, müzdük. Başka bir yere girdik yine. Sewer key'i aldık. Kanalizasyon anahtarı aldık bir de. Geri mi gideceğiz şimdi? Harbi geri gidiyoruz. Okey. 45 dakika 8 saniye. Yüzüyor, yüzüyor. Evet, devam. Devam ki. Aha, adam geberecek. Adam geberecek. Okey, çıktı. 43 dakika kaldı. Baba, oyunun sonunu keşke yapmasaydınız böyle ya bu arada. O boss'la bitmeliydi bence. Haksız mıyım? Bence gereksiz uzatmıştır orada. Ya yani burada o. Aa, uzatmamışlar aslında. İyiymiş. Evet, kendi şeyine geldi abi. Mahallesine geldi. Her şey güzel duruyor, güzel görünüyor diye. Derken çok güzel görünüyor evet. Zombiler var, mahallende atış ediyor. Günlük güneşlik. Gerçekten çok mantıklı yani. Evin yolunu tutacak şimdi Simeon Reis. Yataklar üstte geziyor. Hüseyin abi yatağını evden almış, getirmiş sokağa. Okey. Ne kadar büyük bir mahalle la burası. Git bitmiyor anasını satayım. Ah, şöyle bir evim olsa keşke ya. Abi Amerika'da şöyle bir evin olacak var ya. Öf. Aha, eve geldi. Umarım annem iyidir. Çok iyidir kesinlikle. Yaratık daha cirit atıyor etrafta. Anne. 46-36. Aga be. Not bırakıyor burada. Ara sahne burası. Burada ne oluyor sonra? Oo. Böyle bir adam. Oo. Aa, biz hastayız. Doğru. Aa, çok mantıklı. Evet. FPS max 20 mi? 20 FPS mi? Karakter kaymaması için mi böyle acaba? Oha. Çok mantıklı. Arkadaşlar biz kendimiz atış edeceğiz şimdi. Hikayesi güzelmiş bu arada. Yani speedrun'da bile anladım. Bu ne oldu? Peşinden koşuyoruz böyle. Gerçekten güzelmiş hikayesi. Yani zaten sıkıntılı olduğumuz belliydi de hani böyle bir sahnenin olması güzelmiş. Oyun yani Silent Hill 4 oldu şimdi de ya. Gerçekten öyle oldu. O Simin vur. Kaçıyor Kamil. Kaçmasana. Burada 20 FPS anlamadım. Daha çok mu damage veriyor acaba? Mesela Resident Evil'da 120 FPS olunca daha fazla damage veriyor ya. Bu da onun gibi bir şey herhalde. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yine her zaman olduğu gibi. Aa, arena geldi, arena. O adam, o. Of, simine bak abi, çok fenaymış. Evet. 48 dakika 9 saniye. Yok, 11 saniye evet. 11 saniye demiştik. 11 saniyede bitiriyor arkadaşlar. Valla çok güzel bir speedrun izledik. Çok güzeldi. Ben çok hoşuma gitti. Benim çok hoşuma gitti. Başından sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutlu olurum da özellikle. Videoyu paylaşıp like atıp ve abone olup bana destek vermiş olursunuz. Yeter kadar destek veriyorsunuz zaten. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı vesaire görüyorum. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni videolar gelmeye devam ediyor efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.